pozelerime diyelim, inşaatlarıma. Yani Julian Assange kadar basit ve havalı değilim ama şimdi ben de kendi çapımda Julian Assange ama böyle şeyler var şimdi. Televizyonlarını size gösteriyor. WikiLeaks. Ben de şimdi WikiLeaks Wiki göstereceğim size. Allah sana bunu nasıl etti? Masonlar var ya. Herkesin konuştuğu, merak ettiği. Fikir ve düşünce konuştuğu. Ben ne olduğunu tam anlamadım ama anlamasam da onların ben değilim kesin. Ben ama tarafsız olarak şimdi benim bir aydın olarak değilim. Veya yani onda yakışkın mıyım diyeyim. Ondan sonra birisi bir yanlışını, bir hatamı çıkarır, rezil eder. Ondan sonra bildiğimi yalamak durumunda kalırım. Diyelim fikri konularda mesai sarf etmiş bir kişi olarak diye düzeltiyorum ben onu. Şimdi onların Mimar Sinan dergileri var. Aslında Türkçesi onun Mimar Sinan bir olmaz. O Sinan bir arkitektin, Sinan bir arkitektin Türkçe'ye çevirmesi bu. Şimdi ben çeviriyi de uğraştığım için biraz da böyle koca Sinan'dır aslında. Şimdi Türkçesi koca Sinan'dır. Çünkü uzman değilim ama herhalde mimar başı. Şimdi Mimar Sinan biraz çeviri kokuyor. Çeviri kokan şeylerde bir dublaj şeyi vardır. Şimdi bu bir mesele ama şimdi kamuoyunun merakı bu konu üzerine celbedildiği için ben de elimdeki dokümanları ama yine onların ürettiği ama evet gösteriyorum. İşte bakınız Mimar Sinan. Yani bu otelden mirasına sahip çıktığımız, eserlerine sahip çıktığımız mimarbaşı. Koca Sinan'ın adını taşıyan masonların diyelim. Kendilerine mahsus. Bir konulardaki tezlerin, şunların yazılarının yayınlandığı ve şimdi yani hakikaten bütün dünyanın da ilgisini celbetti. Çünkü ben bunu şöyle yaptım. Şimdi önce bu benim masajıma geçti. Bizim rahmetli peder bunların üyesiydi. Şimdi kendisinin vefatından bir süre önce bana dedi ki şimdi ama şöyle oldu. Şimdi aslında o bana biraz böyle kanca attı. Olta attı. Tersten dedi ki benim vefatımdan sonra inşallah bu CD'yi sen ne yapıp edip yayınlamazsın dedi. Hani peki dedim. Bu arada buna 5 lira verdim. Şimdi. O da bunun satış maliyeti ama sadece kendilerine mahsus olarak sadece işletmelerinde 5 lira karşılığında satılıyormuş. Ben de babamdan rica ettim. Ya oraya gitmişken ona da şey harcamadım, enerji harcamadım. Nasıl olsa gidip geliyor oraya. Gitmişken 5 lirayı da eline tutuşturdum. Bana şunu bir zahmet getirir misin diye önceden düşündüm. Ondan sonra o da getirirken işte o vasiyet gibi şeyde bulundu. İnşallah yayınlamazsın dedi. Ben de bunu tabii yayınlamam konusunda bir direktif olarak algıladım. Ters söylediği için ondan sonra şimdi bunu ne yaptım ben? Şimdi şöyle yine küçük disklere bunun dosyalarını açıp kaydettim. Önce bir yedeğini aldım. Ne olur ne olmaz diye. Onu cebime koydum. Şimdi o vefat ettikten sonra da vasiyetini yerine getirmek için o ben Aden Otel'de kalırken Aden'de ne işler yaptım ben?
adenin altını üstüne getirdim sayın seyirciler. İşte bu şeylerin de en önemlisi, bakınız, oranın bilgisayarından, otelin lobisinden şu Mimar Sinan'ları hepsini yükledim. Bu arşivdekilerin hepsini. Yani biz böyle bir, böyle kahraman, böyle şanlı şerefli işler yapan bir milletin, işte ahfazı için masonların da bütün isim listeleri, şunları bunları kendi şeylerinden, kendi yazdıkları şeylerden belgelenmiş oldu. Ben bunların tıklanma sayılarını da, indirme sayılarını da Akademiye Edu.tr, TTR değil pardon, TRS yok, www.akademiye.edu sitesinden takip ediyorum internet kafelerden. Hakikaten dünya çapında ilgi gördü ve çok şeyler aldım burada. Tebrikler aldım. Böyle merak uyandıran bir konu da paylaşılmış oldu. Şimdi biraz bilgi konularında, akademik konularda komünizme ihtiyaç var. Komünizm burada diktatorya anlamında değil. Biraz paylaşımcı olunması gerekiyor. Şimdi aslında bu Mimar Sinan dergileri, ben biliyorum, sahaflarda da kuytu köşelerde 5 liraya 10 liraya satılıyor. Ama şimdi diyelim bu konu hakkında merak eden bir kişi, bir araştırmacı, diyelim Avustralya'da bir yerde, nasıl olur da şimdi çok özel çaba sarf etmedikçe o mesela bir derginin belli bir sayısını ve nüshasını elde edebilir? Bakınız, şimdi internetin sağladığı kolaylıklardan bilgi ve bilim dünyasının yararlanması lazım. Şimdi bunun için çok enteresan makaleler var. Ama açıkçası sade suya tweet makaleler de var. Ama şimdi böyle bir dokümanın aslında bilim dünyasının şeyinde olması gerekir. Bilgisinde olması gerekir. Türkçedir bu ayrıca. Şimdi Türkçe bilen Türk olsun olmasın, herkes bunları bilgisayar, PDF dosyası olarak indirip şey, fihristi falan da var. Basar şeyden, printer'dan, yazıcıdan çıktı alır veya spiral dosya yaptır, benim yaptığım gibi okur, merakını giderir. Şimdi bak, kapalı, yani şeffaf toplum olmayınca, açık toplum olmayınca böyle oluyor. Halbuki şimdi ben bunu ne yaptım? İşte o Aden'de açık büfe kahvaltı edip de şöyle kafam çalışsın diye, ben açık büfeyi severim orada. Açık büfe kahvaltı edip ya Allah bismillah deyip şunları yükledim. Şimdi aslında bu konuyu bitirmeden başka konuya geçmemem lazım. Çünkü öyle yaptığım başka işler de var. Şimdi icraatın içinden anlatayım biraz. Şimdi tabii bazı kişilerden tepki aldım ama şimdi ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi bir defa vasiyet var ortada. İkincisi, akademik bir yönelim ve eğilimin bu konuda uzun yıllar süren, neredeyse çeyrek yüzyıla yakın bir öğrencilik dönemi var benim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 1984 senesinde anaokuluna başladığımdan 2012 senesine kadar ben öğrenciydim. Arada küçük faslalar haricinde. Şimdi o zaman 2012-1984 ne eder? Biraz hesap, Devlet Bahçeli hesabı yapalım. 2012, çıkar onu 12, 16, yani 28, neredeyse çeyrek yüzyılda geçmiş. Şimdi ben çeyrek yüzyıllık bir öğrencilik hayatımdan sonra azıcık da bir öğretmen olmasa da öğretmenlik yardımcısı diyelim. Hani asistanlığın asistanlığı diyelim. O kadarcık da bir misyon yüklenmesem ben bu hayata niye geldim? Şimdi böyle bir şey muhtemelen şimdi üniversitedeki standart bir araştırma görevlisi yapmaz ve yapamaz. Şimdi o neye bakacak? Yani şimdi böyle netameli bir konuya benim gibi cahil cesaretiyle parmak atmak istemez. Şeyler de istemez aslında. Değil araştırma görevlisi, profesörler de istemez. Yani ne olur ne olmaz. Şimdi etliye sütliye dokunma. Ama benim gibi zaten atılmış, itilmiş bir kişinin, yani ölmüş eşek kurttan korkmaz atasözümüzce,
Hacı patlıcanı kırağı çalmaz atasözümüz diye artık 40 yaşına gelmiş. Şöyle şeyi mezar taşını hazırlamış. Yola kefeniyle çıkmış bakın. Kefenimizi giydik. Yola kefeniyle çıkmış bir kişinin yani onu yapması gerekiyor. Şimdi ondan çekin, bundan çekin. Şimdi ama bu işin yapılması lazım. Şimdi bu minvali düşündüğümüzde ben de gözümü karartıp vasiyeti de yerine getirmek dinimizin tabii şeyidir. Önemli bir parçasıdır. Şimdi babam da yıllar yılı bu işe aslında gereksiz yere. Ama şimdi ben gereksiz olmadığını anlıyorum. Şimdi boş işler tabii de. Şimdi eğer ben bugün bunu yapıp da internette tıklanma sayısı itibariyle ayda bir ay hatta 60 günlük periyotta 3000 tıkın üzerinde tık alabiliyorsam sırf bunları aslında yüklediğim için ve buna benzer şeyleri tabii daha enteresan şeyler yükledim ben. Hiçbir şey yapmadığım halde 5 lira eline tutuşturup da ya rica ettim şunu gittiğinde bana şuradan alsana ben de bunu bir şekilde şey yaparım diye. Ama ben bunu önce düşündüm. Şimdi önceden düşünmenin faydası var. Şimdi maalesef Türkiye'de birçok şey sonradan düşünülüyor. Şimdi aslında ne yapmak lazım? Genel zihniyet olarak, millet olarak önceden şeyleri düşünmek, plan yapmak, planlamak, kurgulamak ve tavla değil aslında satranç mantığıyla düşünmek lazım. Şimdi ben tabii bu Mimar Sinan dergilerinin mavi kapaklı dergilerin kağıt nüshalarında ben sahaf kültürde olan bir kişi olarak şimdi sahaflarda ben ona rastladım. Ama şimdi yani şöyle düşünüyorum ben. Kamusal merakı celbeden ve araştırmacıların aslında ücretsiz olarak istifade edebileceği bir şey için hem bulunma zorluğu açısından yani niye araştırma zorlaştırılsın? Araştırmanın kolaylaştırılması lazım. Şimdi bunun da tabii en önemli şeylerden bir tanesi insanın bugünkü teknik araçlarla oturduğu yerden internetten onlara ulaşabilir olmasıdır. Şimdi ikinci bir husus da şu tabii. Şimdi bilim teknik dergileri. Şimdi bunu da ayrı bir kayıtta anlatayım ve bunun da hikayesini anlatayım.